ses telinin, bir ses tek taraflı ses teli fercinde bu seslerini uyaran sinirin bütün geçtiği yolu incelemek zorundayız. Bunlardan bir de akciğer. Akciğerdeki bir kanseri böyle yakalayabilirsiniz rahatlıkla. Ama e, bütün kanserlerin diyemeyiz. Geçtiği bölgedeki mesela mide tümörlerin de bir şekilde habercisi olabilir. Tiroid bezinizde olabilir bu. Boyundaki kitlelerde olabilir. Beyin sapında olabilir. E, bütün bu bölgelerdeki ee, kitlelerde yer kaplayan lezyonlar bu sinire bası yaptıkları zaman e, ses telinde felce oluştururlar ve bu bir haberci olabilir. Hmm. Ee, ama en önemli özelliği gırtlağın kendisindeki kanserlerde e, bir şekilde ses kısıklığıyla e, kendini göstermesidir. Ses kısıklığıyla ses telindeki kanser kendini gösterdiği zaman e, ve hemen hekime geldiğiniz zaman çok erken bir dönemde yakaladınız demektir. Erken dönemde yakaladığınız zaman tedavi başarınız neredeyse yüzde yüz. Hmm. İster bunu ameliyatla tedavi edin, ister radyoterapiyle, radyasyonla. İkisinde de sonuçlar birbirine çok yakın. Ses tenindeki erken dönemde yakadığınız kanserlerdi. Ee, i̇ster bunu siz Normal standart ameliyatlarınızdan yapın. İsterseniz ağız içinden, lazerinizden olduğu gibi çıkartın. İkisinde de aynı onkolojik başarıyı elde ediyorsunuz ve sizin tedavi başarınız yüzde %100'e yakın. Buradaki en önemli nokta sesinizde kısıklık olduğu anda hekimine gelmeniz ve bu konuda da e, dikkatli bir şekilde muayene olmanız. Bütün olay bu. <laughs> Hocam e, kanser deyince tabii akan sular duruyor ve çağın en tehlikeli hastalığı bir de sinsi sinsi ilerleyen bir hastalıktan söz ediyoruz. E, ses kısıklığı belirtisini vermesi e, erken bir evrede olduğumuzun göstergesi midir yoksa aslında e, çoktan geç kalınmış bir noktada mıdır? Yani e, bazı belirtiler var eyvah dedirten noktada oluyor. Bazıları ise gerçekten yine de şanslı olduğumuzu gösteriyor. Burada ses kısıklığı son evrelere yaklaştığın ya da ağırlaştığını. Anlamıdır. Eğer biz gırtlak e, anatomisinden bahsediyorsak, gırtlak kanserlerinden bahsediyorsak ses teli kanserleri gırtlak kanserlerinin sadece bir bölümünü kapsar. Ve ses teli kanserleri ses kısıklığı açısından çok önemlidir. Çünkü ses kısıklığı aynen dediğiniz gibi o erken belirtidir. Hmm. Ve yakaladığınız zaman erken evrede yakaladınız demektir. Ve ses teli kanserin tedavi başarısı... En yüksek oran orada görüyorsunuz. Ama seslerinin hemen üzerindeki bölge, işte supragüratik bölgedeki kanserler diyelim. Yani sizin dil kökünüze kadar yayılabilir, sizin epiglot dediğiniz bölgede, seslerin hemen üzerindeki ses bantlarının olduğu bölgede olan kanserler ses kısıklığı yaratmazlar. Ve bunlar boğaz ağrısı, bazen yutma güçlüğü. Bazen kulağa vuran ağrı gibi belirtileri verirler. Bazen hiç belirti vermezler. Bazen solunum güçlüğü belirtisi verir. Bazen de ses kısıklığı belirtisi verir. Ama ses kısıklığı belirtisini verdiği zaman çok erken bir evre değildir. Daha orta derecede veya daha ileri evrelere geçmiştir. Ses telinin kanseri ise ses kısıklığı belirtisini verdiği zaman erken evredir. Hmm. Aslında e, bu noktada ses kısıldığı anda doktora gitmekte fayda var. Evet onu orada yakalayabiliriz. Teşhisi de kolay galiba hocam değil mi? Bu endoskopilerle hemen anında kanser olup olunmadığı anlaşılabiliyor mu? %90'a yakın onun kanser olduğunu anlayabilirsiniz. Hı hı. Hani birinci muayenede pek anlayamasanız bile şüphelenirsiniz ve hastanın peşini bırakmazsanız ikinci muayenede mutlaka anlarsınız ve hmm. fazla bir zaman kaçırmazsınız. O zaman medikal tedaviler bu noktada devreye girebiliyor değil mi? Medikal tedavi değil. Böyle bir şey yakaladığınız zaman mutlaka e, hastadan bir örnek almanız lazım. Genellikten de genel Patoloji. anestezi altında bu örnek alınır, patolojiye gider. Patoloji incelemesini yapar, kanser teşhisini koyar. O an ondan sonra hastanızla oturup, oturup konuşursunuz. Eğer sizin hastanız bir ses profesyoneli ise yani örneğin bir şarkıcı veya bir sesini çok yoğun kullanan bir avukat veya yoğun kullanan bir doktor, benzeri bir insan. Bu kişilerde radyoterapiden sizin cerrahiniz aynı başarıyı yakalıyor kanseri tedavi etme aşamasında. Ama radyoterapi sesi daha koruyan bir tedavi yöntemi oluyor. Çok erken evrelerde. Erken yakaladığınız zaman. Cerrahide ise